Ben de biraz deniz canlılarına devam etmek istiyorum. Geçen kısımlarda bayağı bahsetmiştik. Hep hoşumuza giden hem huyunun hem de özelliklerinin hoşumuza gittiği biliyorsunuz deniz samur var. Ondan biraz bahsedeyim. Çok kalın bir kürke sahip. Dolayısıyla vücudunun içine su girmiyor. Hem üst hem de altında kısa tüyleri olduğu için suyun girişini engelleyen Allah özel bir sistem yaratmış ama suyun içinde yaşıyor. Maşallah çok özel bir sistem. Tabii su girdiğinde de pek hoşlanmıyor. Tüylerini sıkıyor. Suyunu çıkartıyor. Tüylerini üflüyor. Bayağı sevimli. Sık sık da temizliyor. Çünkü temiz olduğunda özellikle su daha az giriyor vücuduna. O yüzden temiz de bir canlı maşallah. Her santimetre karesinde 100.000 tane tüy var. Yani çok fazla tüy var. Maşallah. Dolayısıyla rahatlıkla yaşayabiliyor. Çok önemli bir izolasyon onun için Allah'ın yarattığı. Aynı zamanda biliyorsunuz biz suyun altına daldığımızda özel elemanlarımızla dalmamız gerekiyor ama deniz samurlarında böyle bir özellik yok. Burunlarını ve kulaklarını kapatan özel kapakçıkları var. Allah'ın yaratmasıyla oluşan özel sistemleri var. Doğal deniz gözlüğü var. Evet. Çok güzel maşallah. Suyun içerisinde 9 kilometre hızla hareket edebiliyorlar. Bayağı hoş hayvanlar. Resimleri vardı bakabiliriz. Deniz canlılarına. Bayağı sevimli. Çok sevimli. Çok tatlı maşallah. Çok tatlı gerçekten. Kendisi de çok film gibi. Huyları da çok şeker gerçekten. Keyifli. Suyun üzerinde o kadar oluyor. Rahat durması çok sevimli zaten. Şimdi burada gördüğünüz gibi huyu bir geri gelebilirsek el ele tutuşmuşlar. Arkadaşı da var. Ay çok şeker. Birlikte dolaşıyorlar denizde. Sıcak sıcak. Maşallah. Daha sonra bir tane daha vardı galiba. Orada da uyuyor. Keyif yapıyor. Maşallah. Maşallah. Allah'ın yarattığı çok özel canlılar. Ben... 14 kilo 45 kilo arasında değişiyor. Buyur Ceylan. Deniz samurlarıyla ilgili çok hoşuma giden bir özellikleri var. Şimdi uyurken gördük, oradan aklıma geldi. Normalde bu gördüğümüz kadar durgun sularda her zaman yaşamıyorlar. Çok akıntısı yüksek denizlerde, okyanusta kenarlarında da yaşıyorlar. O zaman akıntıya kapılıp uyurken uzaklaşmamak için kendilerini yosunlarla bağlayıp yosunları alıp aşağıdan yukarı çıkartıp sürekli etrafına dönerek kendi çapa gibi yere bağlayıp o şekilde uyuyor. Evet. Böyle de uyanık bir canlı. Bayağı şeker. Maşallah. Maşallah.